Günler değerli arkadaşlar. Bugün bu hafta petrol fiyatları üzerine bir Iron Butterfly spread'i tasarlayacağım. İstatistiksel ve implied volatilite tablomuz burada yine. Petrol fiyatları için implied volatilitenin biraz yüksek olduğu, istatistik volatilitenin %37 civarında olduğunu görüyorum. Burada opsiyon fiyatları biraz pahalı olarak düşünülebilir. Ama volatilitenin daha artması söz konusu olabilir. O anlamda buna rağmen volatiliteyi yükselir şekilde bir strateji yaptım. Bunun için hemen option programına gidiyorum. Petrol için grafiğe bakarsak biliyorsunuz petrol fiyatları o dramatik Mart ayındaki negatif fiyatlamadan sonra ciddi bir yükseliş ardından aşağı yukarı Haziran başından Eylül başına kadar dar bir aralıkta yatay bir şekilde hareket etti. Ama 44 dolar WTI için biraz fazla gibiydi ve bir düzeltme geldi. Bu devam eder mi? Edebilir. Eğer biraz daha düşerse, örneğin 35 dolar teknik olarak birçoklarının hedefi. Böyle bir senaryo yahut daha aşağıya sarkması halinde volatilite artacaktır. Dolayısıyla artan volatilite bu strateji, yapacağımız stratejiye post Vega strateji olduğu için değer katacaktır. Petrol fiyatları için de farklı beklentiler olabilir ama biraz düşmeye başladı. Bu süreç biraz daha devam edebilir diye ben şahsen düşünüyorum. Şimdi hemen stratejiyi yapmak üzere option matrisine gideyim. Option matrisine gitmek için tıklıyorum. Datayı bekliyorum. Canlı data. Tabii burada Ekim ayı 7 gün kaldı. Bunu ihmal ediyorum. Dolayısıyla Kasım ve Aralık vadeli Kasım ve Aralık vadeli opsiyonları kullanıyorum. Burada Kasım vade yakın vadede bir short strangle, ikisi de aynı short straddle yapıyorum. Bu yukarı yahut aşağı gitmesi halinde risk getirecektir. Onları da bir sonraki vadede yani Aralık vadesinde hedge ediyorum. Zararı sınırlıyorum. Bunun için de aşağı yukarı 37,5-42 4,5 dolarlık her iki bacakta bir koruma ayağı aldım. Bu stratejinin teminat biraz yüksek görünüyor ama bu teminat farklı kullanım fiyatları seçilerek ayarlanabilir. Deltası çok hafif negatif. Yani nötr gibi. Zaten Iron Butterfly nötr bir stratejidir. Ama gaması yüksek yani delta duyarlı bir hayli fazla demektir. Tetası her zaman yapmaya çalıştığım gibi pozitif teta yani geçen zaman lehimize işleyecektir. Ve her geçen gün artan oranlarda dolar olarak hesaba yahut stratejiye katkı sağlayacaktır. Vegas'ı fazla önemli değil gibi. 18 ama pozitif Vega. Bu stratejinin, bu dört bacaklı stratejinin risk profiline bakarsak böyle bir risk profili karşımıza çıktı. Şimdi biz bunu mesela diyelim 26 gün tutma planımız olsa bir aya yakın bir süreç. Bu da maviyle gördüğümüz risk profili karşımıza çıkıyor. Bu da break-even yahut başa baş noktaları 33.69 ila 42.16 dolar varil arası. Bu arada her yerde kazançlı bir pozisyon olacaktır. Tabii kazancın miktarı hem petrol fiyatının nerede olduğuna hem de ne kadar vade gelişine bağlı olarak değişecektir. Ama şu haliyle bu örneğin de önümüzdeki 26 gün civarında
petrol fiyatları 35-40 arası kalsa şu bölge aşağı yukarı 1200 dolara yakın bir kazanç sağlıyor. Tabii burada volatilite biraz %3 gibi aslında sıfır yaparsak yani volatilite hesaba katmazsak biraz daha düşük ama volatilite biraz daha petrol fiyatının düşmesiyle artar ise %3 örneğin buradaki 1070 dolarlık kazanç 1177 dolar oluyor. Ama tabii ki bu volatilite fazla değil. Yani çok ciddi bir fark yapmıyor. Dolayısıyla biz hedef olarak önümüzdeki 3 hafta içinde petrol fiyatlarının şu bölgede kalması halinde aşağı yukarı 4500 dolarlık getiriye 1200 civarı bir getiri sağlayabilirsek dolar bazında 26 gün içinde iyi bir getiri sayılır. Gelecek hafta farklı bir stratejiyle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.